Bakanlar Kurulu yeni açılım kararlarını aldı. Hükümet sözcüsü Kudret Özersay toplantı sonrasında alınan kararları duyurdu. Bir kere kendi içinde kapalı devre bir sistem olarak açılma sürecini bir adım daha ileriye taşıyoruz. Önemli ölçüde açılma sürecinde bir aşamaya daha geçiyoruz ama kendi içinde kapalı devre şeklinde. Plajlar yarından itibaren açılıyor. Özellikle plajlar, otellerin plajları ve plajlar kenarındaki büfeler şeklinde düşünüldüğünde 20 Mayıs itibariyle plajlar ve otel plajları da dahil olmak üzere 20 Mayıs itibariyle açılacak. Toplu ibadette yarından itibaren bazı kurallar çerçevesinde serbest olacak. 24 Mayıs'tan itibaren toplu ibadet ve dini mekanlarda ibadet mümkün olabilecek. Ancak bu konuda Din İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yayınlayacağı belli bazı kurallar çerçevesinde ibadetin yapılması söz konusu olacak. Oteller de 1 Haziran'dan itibaren açılacak. Oteller konaklama bağlamında söylüyorum özellikle ve kasinolarda dahil olmak üzere 1 Haziran tarihi itibariyle açılabilecek. Ancak Turizm Bakanlığımız encümenin kontrolü yapılarak, encümen tarafından yapılacak olan kontroller ertesinde verilecek sertifikaya bağlı olarak bu şartla 1 Haziran itibariyle konaklama ve benzeri maksatlarla ve kasinoda dahil olmak üzere açılacak. 1 Haziran itibariyle bet ofisleri de açılabilecek belli bazı kriterler çerçevesinde. Çocuk oyun alanları ve köy kahveleri de açılacak. Çalışma Bakanlığımızın bugün itibariyle açıklamış olduğu kriterlere uygun davranmak kaydıyla, şartıyla restoranlar 20'si itibariyle devreye girecek. Yine internet kafeler 20 Mayıs itibariyle açılabilecek. 20 Mayıs itibariyle köy kahveleri de kahvehaneleri de açılabilecek. 22 Mayıs itibariyle çocuk parkları, oyun alanları da açılabilecek. Bireysel spor branşları 1 Haziran'dan sonra serbest olacak. 1 Haziran itibariyle bireysel spor branşları da açılabilecek. Yani tenis, atıcılık ve benzeri jimnastik örneğin bireysel olarak yapılabilecek olan spor branşları da serbest olacak 1 Haziran itibariyle. Ancak çok uzun bir liste var biliyorsunuz farklı spor branşlarına ilişkin olarak. Spor dairemiz ile Sağlık Bakanlığımız bir araya gelerek hangi branşların açılacağını teker teker ayrıca belirleyecekler. Hangi şartlarda açılacağını ayrıca belirleyecekler. 27 Mayıs'ta spor salonları da açılacak. Spor salonları önceden belirlenecek ve bakanlık tarafından ilan edilecek. Çalışma Bakanlığımız tarafından ilan edilecek olan kriterler çerçevesinde 27 Mayıs çarşamba yani bayramın ertesinde spor salonları da açılabilecek. 1 Temmuz'da düğün salonları açılabilecek. Eğer çok ciddi bir değişiklik ortaya çıkmazsa, şartlar ciddi anlamda olumsuz yönde gelişmezse 1 Temmuz itibariyle de düğün salonları açılabilecek. Sinema ve dövmeciler 1 Haziran'da açılacak. Bir takım değerlendirmelerde bulunduk ve 1 Haziran itibariyle dövme salonlarında açılması mümkün olabilecek. Bunun dışında yine 1 Haziran itibariyle kültür, sanat, sinema, tiyatro, sergi salonu ve kütüphaneler mesafe kurallarına ve tabii ki maske ve benzeri kurallara uygun olmak kaydıyla ama öncesinde yani 1 Haziran'dan önce Eğitim Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile istişare halinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde tekrardan faaliyete geçebilecek. Kudret Özersay toplu taşımanın hangi şartlarda ve hangi koşullarda açılacağını yapılacak toplantı sonrasında belirleneceğini kaydetti. Hükümet sözcüsü Özersay, piknik alanlarının kapalı kalmaya devam edeceği bilgisini paylaştı. Özersay gece sokağa çıkma yasağının devam edeceğini, 20 Mayıs'tan itibaren yasağın gece yarısından sabah 6'ya kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.